Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hava varlar ve modlarını öğrenmeye çalışacağız. Evvel arkadaşlar kısa bilgi vereceğim. F-16'nın radarı normalde 60 derecelik bir konus şeklinde tarama yapar. Bu nedenle bazen taramak istediğimiz alan bizim o anda taradığımız alanı kapsamayabilir. Farzda dedim ki 1000 fitte gidiyoruz ve 10 mil önümüzde ancak 30 veya 35 bin fitteki bir uçağı tespit edemeyebiliriz. Bu durumda bizim ya o irtifaya çıkmamız gerektiği ya da radar elevatörünü yukarıya baktırmamız gerektiği. Bu 25 bin fit irtifadan giderken işte 500 fitteki bir uçağı da tespit edememiz anlamına gelebilir. Eğer ki radarımız o alana bakmıyorsa arkadaşlar. Kısaca şöyle göstereceğim. Klavyede kısa yol tuşları var arkadaşlar. Radarımızı yukarıya ve aşağı baktırmak için. Şimdi F5'e bastığımızda şu anda basıyorum. Dikkat edin buradaki eksi 0,1 ile 21 bin fit arasında tarıyor şu anda. F5'e bastığım sürece gördüğünüz gibi radar elevatörümüz aşağı doğru bakıyor. Yani şu anda eksi 9000 ile 14000'i tarıyor. Yani eksi 0,9 zaten çok önemli değil. Yani 0 ile 14000 fit arayı şu anda tarıyor. F6'ya bastığımızda elevatör kendini nötrlüyor. Yani ilk baştaki radarın baktığı yer. Evet, bastığımda neydi? İlk başta eksi 0,1 ile 21000 fitti. F7'ye bastığımda ise arkadaşlar F7 ile yukarı doğru baktırıyoruz elevatörü gördüğümüz gibi. Mesela şu an için 12.000 fit ile 36.000 fit arasını tarıyoruz. Tekrardan F6 ile nötrlüyorum. F5 aşağı baktırıyoruz radarımızı. F7 yukarı baktırıyoruz. F6 ile nötrlüyoruz arkadaşlar. Şimdi radarımıza bakacak olursak CRM bir numaralı OSB tuşundan baktığımızda CRM ve ACM olmak üzere iki tane ana modu var. CRM modu bizim hava havada normal seyir sefer modumuz. ACM ise dogfight modumuz. Yani yakın hava muharebelerinde kullanıyoruz arkadaşlar. Bir numaralı OSB'ye bastığımda 20 numaralı OSB CRM ve 19 numaralı OSB ACM gördüğünüz gibi. Direkt ACM'ye basıyorum ve ACM 20 moduna geçti. Yine CRM moduna dönmek için bir numaralı OSB'ye basıyorum. Buradan 20 numaralı OSB'ye ve CRM moduna geçtik arkadaşlar. CRM modu kombine radar mod anlamına geliyor. Bunlar normal seyir sefer modlarımız arkadaşlar. Yani dogfight gibi yakın hava savaşlarında bu modları uygulamayız. Uygulamamız da gerekli. Yakın hava savaşları için uygun değil bu modlar arkadaşlar. Bu modlara SAM modu da denir arkadaşlar. SAM modunda radardaki tüm ekoları görebiliriz. Şu anda aşağı yukarı 10 mil önümüzde ekolar var gördüğümüz gibi. Hadi ekrandan da görebiliriz. Ekolar arkadaşlar. Tabi bu eğitim amaçlı bir uçuş olduğu için bize çok fazla tehdit olamayacak nitelikte uçaklar. Evet, şöyle yakınlaştırdığımızda hatta şunu da 20 mile alalım. Evet. Şu anda ekoların hepsini görüyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda ne kadar? 4 tane ekomuz mevcut. Yön tuşlarıyla bu şekilde üzerlerine götürebiliyorum arkadaşlar. Eğer buradan herhangi bir hedefe kilit atacak olursak buna STT mod denir arkadaşlar. Yani tek kilit atmış oluruz. Pardon, ilk kere kilit atarsak STT modu olur. Şu anda bir defa kilit atıyorum şuradaki hedefe. Evet, hedefin bilgileri geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve otomatik olarak 30 derecelik A3 tarama modunu aldı. Yani radarımız A3 30 dereceye aldı. Burada A6 yazmasına bakmayın. Tek kilitte bunu aldı. HSC'deki durumu da görelim arkadaşlar. Aynı şekilde hedefimiz burada gözüküyor ve 30 derecelik tarama açısıyla şu anda tarıyor radarımız. İkinci kilit atıyorum.
Sıfır tuşuyla arkadaşlar. Evet. Ve şu anda STT kilit. Yani tam olarak kilitlenmiş durumdayız. Çift kilit atmış durumdayız. Ve şu anda hedefin bilgilerini gördüğümüz gibi alabiliyoruz. HSE'ye de bakacak olursak aynı. Radarımız artık tek bir çizgi halinde ve sadece ilgili kilit attığımız uçağı bize gösteriyor. Başka bir uçak, başka bir hedef görmüyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda hedefimize baktığımızda hedefimiz 10.000 fit irtifada. Altındaki 10 bunu belirtiyor arkadaşlar. 13 left aspekt açısıyla bize yaklaşıyor. 280 başa uçuyor. 338 knot hızı var. Ve bizim de hızımız daha hızlıyız. Ve birbirimize yaklaşıyoruz. Artı 674 knotla birbirimize yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu aspekt açısı önemli arkadaşlar. İleride hedeflere yaklaşımda, kilit atmada ve atış yapmakta bunları özellikle değineceğiz. Şu anda sadece hava radar modlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Ayrıca buradaki 011-155 hedefin bullseye bilgisi. Bunu da belirtelim. Şu an için arkadaşlar CRM modda herhangi söyleyeceğim bir şey yok. Ama tabii ki şu anda kilitten kurtulalım. Evet, numarik klavyede sıfırla kilit atmıştık. Yandaki virgülle bu kilidi çıkarıyorum arkadaşlar. Evet, şu anda tekrardan radarımız tarama yapıyor ve bandikler tekrar görünmeye başladı farkındaysanız. Mesela şöyle yapalım. Şu anda tarama aralığımız 5000 ila 14000 fit arasını tarıyor. F6 ile nötrleyelim arkadaşlar. Evet. Şu anda aşağı doğru baktırıyorum görürsünüz. Ve 10.000 fit irtifayı pardon 10 millik bir mesafeyi şu anda görebiliyoruz. Bunu 20 ile aldığımızda önceki gibi 4 tane bandidi görebiliyoruz. Bunlar kursörü getirdiğimizde gördüğümüz gibi hepsi 10.000 fit irtifadalar. Şu şekilde radarımı aşağı baktırıyorum. Eksi 4 ile 6.000 fit arasını tarıyor arkadaşlar şu an için. Ve gördüğümüz gibi hedefler kayboluyor. Şu andaki silik olarak gördüğümüz buradaki hedefler şu anda kayboldu tamamen. Hedefin önceki pozisyonunu bize bildiriyor arkadaşlar. Biz şu an niçin ekoları göremiyoruz? Çünkü ekolar 10.000 fit irtifada ancak biz 6.000'e kadar tarayabiliyoruz değil mi? Evet, F7 ile yükseltiyorum arkadaşlar. Şu anda 11.000 ile 11.000 fit arasını tarıyor 0 ile. Evet, gördüğünüz gibi tekrardan hedefler geldi. Yani burada karşıdaki hedeflerin hangisine kilit atarsak onunla alakalı bilgileri görebiliriz arkadaşlar. Aşağıdakine kilit atmıştık. Şimdi en yukarıda bulunana yani bize uzakta bulunana kilit atıyorum 0'la. Evet, tek kilidimi attığımda tekrardan aspekt açısı, bize yaklaşma açısı yani 13L demek 13 derece açıyla sol kanadı bize yakın yaklaşıyor. 280 knot hız ve 280 başa uçuyor ve 388 knot hızla bize yaklaşıyor. Birbirimize yaklaştığımız için artı 695 knotla birbirimize yaklaşıyoruz karşıdaki uçakla arkadaşlar. Tabi buradaki dialize değinmeme gerek var mı? Değineyim arkadaşlar. Şu anda DLS uygun atış pozisyonunda. Ancak en iyi pozisyon şurada gördüğümüz arkadaşlar şu kutucuk içinde. Şurada karatımız bu kutucuk içine geldiğimizde net bir atış sağlayabiliriz ve genellikle başarılı olur. Aynı şekilde adımızda da DLS'imiz mevcuttur arkadaşlar. Ve kilit attığımız hedefte şu anda kare içinde görüyoruz. Tabii ki bu biz CRM RVS modunu anlattık şu ana kadar.
Kilidi bozalım. Ve CRM TVS modu var arkadaşlar. Bu bizim için özellikle yakın ekoların ayrılmasında bize yarar sağlıyor. Genellikle bizim uçuşlarımızda birbirine çok yakın uçan ve toplu hedefleri gördüğümüzde hedef paylaşımı açısından CRM'den direkt TVS moda geçiyoruz. Ve gördüğümüz şekilde bakın kursörü götürdüğünde direkt otomatik olarak üzerine kilitleniyor. Şimdi bizim koldaki arkadaşımız diyelim ki 4 tane uçak var. 4 tane arkadaşımızla uçuş gerçekleştiriyoruz. Eğer oradaki bir arkadaşımız diyelim ki şu anda kursörün bulunduğu en üstteki uçağa kilit attı. 2 numara diyelim. Orada aşağıda yine 10 bin fiti görüyorum irtifasını ve yukarıda da 2 numarasını göreceğim arkadaşlar. Yani data link aktif yapıldıysa 2 numaralı adamın en üstteki hedefe kilitlendiğini göreceğim bu şekilde rahatlıkla. Daha sonra bir aşağıdakini aynı şekilde bullseye'ini okuyarak da arkadaşlar bullseye'ini okuyarak da 3 numaraya mesela sağ alt köşedekini 4 numaraya verebilirim. Ben de soldakini bu TBS modda gördüğünüz gibi rahat biçimde ayrıldığı için hedefler en sol alttakine ben alabilirim ve böylelikle aynı hedefe kilit atmış olmayız. Herkes ayrı bir hedefe kilit atar bu şekilde. Ayrıca net olarak hedefleri göremiyorsak burada norma basarak arkadaşlar ekranı büyütebiliriz gördüğünüz gibi. Bunu klavyede bulunan V harfi, Van'ın V harfi ile de gördüğümüz gibi direkt büyütüp küçültebiliriz. Bu yönden özellikle yakın ekoların ayrılmasında ve hedef paylaşımında TVS modu bizim için önemlidir arkadaşlar. Yani kilit attığımızda yine aynı bilgileri alacağız. Gördüğümüz gibi aspek açısı şu anda 12 left sol kanadı bize yakın 12 dereceyle yaklaşıyor. Yine 280 başa doğru uçuyor. 308 knot hızı var ve artı 616 knotla birbirimize yaklaşıyoruz. Gördüğümüz gibi aşağıdakine bize yakın olan kilit attığımız için DLS artık dengeli bir atış için uygun pozisyona gelmek üzere arkadaşlar. Buradaki karatın karşısındaki de 616. Yukarıda gördüğünüz gibi 616 knot yaklaşma hızımızı bize söylüyor. Evet arkadaşlar. Ayrıca Velocity Search dediğimiz belli bir süratin üzerinde bize yaklaşan ekoları gösteren mod ve Long Range Search dediğimiz RVS modu gibi çalışsa da RVS'ye göre daha yavaş tarama yapan ancak bu nedenle de uzaktaki ekoları bulabilme kabiliyeti şu andaki mevcut RVS'ye göre daha iyi olan modumuz vardır ama çok kullanışlı modlar değildir. İşin gerçeği simülasyonu biz kullanmıyoruz arkadaşlar. Eğer ACM moduna bakacak olursak yani yakın hava modlarına bir numaralı OSB'ye basıyorum. Buradan ACM'ye geçiyorum. Direkt otomatik olarak ACM 20 olarak geldi arkadaşlar. Bu modlar arasında da 2 numaralı OSB'ye basaraktan değiştirebiliyoruz arkadaşlar modları. Evet, tekrardan ACM'ye geliyorum. Evet arkadaşlar. Vertikal mod dediğimiz 30-20 ve 10-60 bunlar sub mod denilen modlardır. Bilhassa birebir dogfight modlarda en kullanışlı modlardır arkadaşlar bizim yaptığımız. Şu anda ACM 20 yani 20 derecelik bir tarama yapıyor. HS'ten de görebiliriz. Şöyle 15 alalım arkadaşlar. Evet. İki numara OS'ye basıyorum. Şu anda evet. 10-60 moda geçti. Tabi direkt önümüzde hedef olduğu için burada kilit attı arkadaşlar. Bu kilidi bozuyorum. Burada otomatik kilit atıyor. Kilidi bozuyorum.
Yine aynı şeyi yaptı arkadaşlar. Evet, bu şekilde kilidi bozaraktan devam edelim. Evet, ACM 20 ve ACM 60. Bunlar sub modlarından dogfight'ta etkili olan modlar arkadaşlar. Özellikle 60, yani ACM 60 çok daha iyi bir moddur dogfight'ta. Çünkü düşünün, ilk dalışındasınız, devamlı bir çember çiziyorsunuz. Bu 10 derecelik ende ve 60 derecelik irtifa bloğunda bir tarama yapar. 10-60 modu arkadaşlar. Bu yönden daha avantajlıdır. Evet arkadaşlar. Daha sonra basalım. Slave moda görelim. Slave mod gördüğümüz gibi 30 derecelik bir tarama yapar ve otomatik olarak kilitlenir. Şu anda kilitlendiği gibi. Evet. Önümüzdeki hedef var ve otomatik olarak kilitlendi arkadaşlar. Biraz önce 10-60 modunu göstermemin sebebi de buydu, otomatik kilitlenmeden kaynaklı. Yine kilidi bozuyorum arkadaşlar. Tekrardan ACM 20 modundayız. Bir defa basıyorum. Slave moda geldi. Evet, bakıyoruz. Biraz sonra otomatik kilitlenme sağlayacak arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi otomatik kilitlenme sağladı. Hem HUD ekranında hem de FCR ACM Slave modda gördüğünüz gibi otomatik kilitlenmeyi sağladı. Gördüğümüz gibi hatta kilitlenmesine mutakip bir yuvarlak çıktı arkadaşlar. Önce bir artı işareti vardı. Tekrardan bozalım. Size hatta göstermek istiyorum. Evet, slime modu geçtik. Bir artı işareti vardı gördüğümüz gibi. Evet, otomatik kilitlendi. Bölgede hem dost hem düşman hedefi varsa arkadaşlar, bu slime mod kullanılabilir. Yine buradan kilidi kıralım arkadaşlar. Bore moduna geçelim. Bore moduna geçtiğimizde zaten bu Ctrl 5 tuşuyla da direkt kısa yolları var arkadaşlar. Ctrl 5, Ctrl 7 kısa yol tuşları var. Gun Cross'un yanında çıkan artı işareti hedefin üzerine getirildiğinde otomatikmen kilitlenir arkadaşlar. Hattan yine göstereyim size. Evet, şu an kilidimiz yok. Evet. Bore moduna geçtiğimizde otomatik olarak karşımızda bir hedef varsa kilitlenme sağladı arkadaşlar. Gördüğümüz gibi. Evet, bundan sonra ne demiştik? 10-60 modu demiştik. Şu an kilit olduğu için kilidi kırmayacak zaten. Evet, şu anda da 10-60 modundayız arkadaşlar. Yani bu 10 derece ende ve 60 derecelik irtifa bloğunda tarama yapar. Gördüğünüz gibi. Çizgi gibi. Ve bu arada 10-60 modunu net görmek için simülasyonu çalıştırmak istiyorum ve şu kilitten kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Evet, simülasyonu çalıştırdık. Kilidi kırıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Mesela CRM moduna geçelim arkadaşlar. Evet, normal seyir sefer modunda CRM RVS'de gidiyoruz. Ve bir tehdit algıladık arkadaşlar. Direkt Dogfight moduna geçmek için klavyeden D tuşuna basıyoruz. Her zaman için sağ tarafta HSD'miz aktif olsun. Şu anda ACM 10-20 modunda arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Slave mod, Bore mod ve şu anda 10-60. Evet. Gördüğünüz gibi HSD ekranında 10 derecelik tarama aralığı var. Aynı şekilde 10 derecelik tarama aralığı ve 60 derece irtifa aralığı var. Şurada gördüğünüz düz çizgiyi, yet vektörü, hedef uçağı koyarsak arkadaşlar otomatik kilitlenme sağlanır. Evet. Şu anda IVR'dan da görüyorum. IVR'dan hedef görüyorum. Hedeflere doğru yöneliyorum arkadaşlar. Evet, sesin değiştiğini görüyorsunuz zaten. Evet, plak. 10-60'da gördüğümüz gibi arkadaşlar otomatik olarak kilitlenme sağladı.
Evet, şu anda kriz yapalım. Evet arkadaşlar. Şu anda aspek açısı 0.6 right. Yani 6 dereceyle bizden uzaklaşıyor. Şu anda zaten uçağın burnunda görebilirsiniz nereye doğru gittiğini arkadaşlar. Şu anda sıfır başa yani kuzeye doğru uçuyor. Ve 461 knot hızı var. Ve artı 181 knotla biz hedefe yaklaşıyoruz. Hedefin bullseye 0.10.158 arkadaşlar bullseye noktamıza göre. Evet, şu anda diyalizimiz var ama uzakta olduğumuz için arkadaşlar. Evet, yaklaşalım bir atış yapalım. Tabi hedefler bizden uzaklaşıyor arkadaşlar. Eğer hedef 15 ve daha yüksek bir aspek açısıyla bize doğru gelseydi, ona göre biz bir yaklaşma belirleyecektik. Yani belli bir taktik anlamda ilerleyecektik. Tabi şu anda direkt sırf atış yapacağımız için ileri doğru ilerliyorum diye bizden uzaklaştığı için hedefler. Mesela kilidimizi bozalım arkadaşlar. Evet, otomatik olarak tekrar kilitlendi. Kilidimizi bozalım. Evet. O uçağa doğru döndüğüm için o uçak yani. Şimdi soldaki uçağa dikkat edin. Kilidi bozdum. Soldaki uçağa doğru yaklaşıyorum. Tekrardan. Evet, gördüğünüz gibi. Uçağın yönü hangi tarafa bakıyorsa genelde o taraf otomatik olarak kilitleniyor. Evet arkadaşlar. Yaklaşıyoruz. Artı 93 92 knot düşüyor. Gördüğünüz gibi 440 knotla hızlı olarak bizden uzaklaşıyor hedef. Evet, full after'a girelim. Bir atışımızı gerçekleştirelim. Evet, DLZ yaklaşıyor. Evet, şu anda DLZ uygun pozisyona geliyor arkadaşlar. Evet, şu anda dediğim gibi uygun pozisyonda atışımı gerçekleştiriyorum. Hızımı düşürüyorum. Ve gördüğünüz gibi sıklaş arkadaşlar. Evet, şu an için freeze modunu alıyorum. Şu an için anlatacaklarım bunlar. Tabi bunlar mühimmat atışlarında, Amram atışında, daha sonra Papa atışlarında daha detaylı değinilecek arkadaşlar. Hepsi görsel olarak. Yine bir numaralı OSB'ye basıyorum. Buradan CRM yani normal seyir sefer moduna geçiyorum. Şu anda 5 mil mesafeyi gördüğünüz gibi tarıyor arkadaşlar. Bunu 10 mili çıkarıyorum. Dediğimiz gibi F5'e elevatör, radar elevatörüne aşağı baktırıyorum. F6 ile nötrlüyorum. F7 ile yukarı baktırıyorum. RVS dediğim gibi normal seyir sefer modu. Özellikle TBS bizim için önemli hedef ayırmada arkadaşlar. ACM'de zaten dogfight modları belirttiğim gibi. Evet arkadaşlar. Bunun haricinde şu an için detay inmek istemiyorum. Hepinize kolay gelsin. Teşekkürler.